Herkese selamlar efendim. Özlemiştiniz değil mi? Ben de özledim vallahi. Bayağı özledim hem de. 2023 sezonuna başlıyoruz efendim. Ağustos ayı plan ve programımızı anlatacağım size. Plan ve programı anlatırken aylık olarak plan ve program gerçekleştireceğim. Çünkü şu yüzden gün gün verdiğiniz zaman plan ve programı hem uyuması zorlaşıyor. Mesela adam her gün biyoloji videosu tamam çalışabilir. Ama çok gerçekçi olmuyor yani işte. Pazartesi günü, şu salı günü, şu çarşamba günü, şu şeklinde. Bu yüzden aylık bir plan programı yayınlayacağım. Yani Ağustos ayı içerisinde neler yapacağımızdan bahsedeceğim. Sonrasında ise Eylül, Ekim, Kasım diye gitmiş olacak bu program zaten. Aylık olan programı tabii ki de hafta bazlı ne yapmış olacağız? Plan ve program yapmış olacağız. Hadi gelin bakalım o zaman ne yapalım? Geçiş yapalım. Şimdi böyle bir tane ben şablon hazırladım. Bu şablonu ben çok fazla seviyorum ve kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk başlangıçta neyden bahsedeceğimi söyleyeyim. Onu da alayım hemen. Kitabımız biliyorsunuz arkadaşlar. Senin Biyolojinin yayınlarından çıkan kitabımız. Ağustos ayında bu kitabı konuşacağız. Yani birinci kitabımızı konuşmuş olacağız. Birinci kitabımızın tamamını konu anlatımlarını bitirmiş olacağız. Şimdi konu anlatımları biliyorsunuz daha önceki videolarda bahsetmiştim. Tanıtım videosunda yani bahsetmiştim. Konu anlatım videoları YouTube üzerinden reklamlı şekilde yayınlanacak. Senin Biyolojinin.net'ten ise arkadaşlar reklamsız şekilde yayınlanmış olacak. Herhangi bir reklam görmeyeceksiniz. Reklamdan kastım ne bu arada? Bir YouTube reklamı, iki Senin Biyolojinin.net'in kendi reklamları olmuş olacak. Şimdi 2022 Ağustos'ta yani bu demin bahsetmiş olduğum birinci kitabımızda İlk konumuz ortak özellikler olacak. Fakat ortak özelliklerden öncesinde 2023 TYT biyoloji müfredatını anlatacağım ben sizlere. Sonrasında biyoloji 0, daha öncesinde yapmış olduğum seri olan biyoloji 0 serisinden bahsedeceğiz bir kere daha. Ondan sonrasında ortak özelliklere giriş yapmış olacağız. Bakın burada Ağustos 1'inden başlıyor, 30 gününe kadar devam ediyor. Biz ilk hafta ortak özelliklerin konu kısmını halletmiş oluyoruz. Bakın test kısmına girmiyoruz. Çünkü Ağustos ayında komple konu kısmı yani birinci kitabımızın konu kısmını gerçekleştirmiş olacağız. Bu kısmı halletmiş olacağız. 6 ve 7'si yani şurada görmüş olduğunuz sarılı renklerde ise arkadaşlar video gelmeyecek. Yani 5 gün boyunca video gelmiş olacak. 6-7'sinde ise tatil olarak adlandırılıyor. Bu tatiller değişiklik gösteriyor. Bazen bir gün yaptım, bazen hiç yapmadım. Değişiklik gösteriyor. Ortak özellikle ilk hafta hallediyoruz. Daha sonrasında bakın temel bileşenlere geçiyoruz. Temel bileşenler ise 8 Ağustos itibariyle başlıyoruz. 8 Ağustos'tan 13 Ağustos'a kadar 5 günlük bir periyodumuz var. Bitiyor mu bitmiyor hala da. 15'inden 20'sine kadar da yine ikinci parçasını gerçekleştirmiş olacağız. Toplamda 10 gün ayırdım temel bileşenlere. Çünkü konu sayfa sayısı çok fazla bu yüzden. Konu kısımlarını hallettik bunların da. Sonra hücre organellerine geçiş yapacağız. Yine birinci kitabımızda. Buna ise ayırmış olduğumuz zaman arkadaşlar 22, 23, 24 Ağustos olmuş olacak. Sonrasında madde geçişleri ardından zaten hemen birbirine benzerlik gösteren konular olduğu için rahat olacaktır. 25, 26 ve 27'sinde de bunu halletmiş olacağız. Sınıflandırma yani 5. ünitemiz olan yani 1. kitabımızın son ünitesi olan sınıflandırma ise 4 gün ayırmış bulunmaktayız. 28, 29, 30 ve 31'inde gelmiş olacak. Her gün kaç tane video atacaksın diyen arkadaşlarımız illa ki olacaktır. Her gün 1, 2 veya temel bileşenler kısmı çok kalabalık olduğu için 3 tane atacağım. 3'ten fazla atmayacağım. Ama genelde bu 1 ve 2 olmuş olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Saat kaçta atacaksın videoyu? Onu bir yani bir zaman dilimi ona şey yaparım uydururum arkadaşlar. Ona göre her saatte yani her saat derken atıyorum. Saat akşam 9'da atıyorsak hep akşam 9'da atmış oluruz. Onu o şekilde uydururuz. Ona bakacağız, tamam mı? O zaman birinci kitabımızın yani birinci kitabımızın konu kısmı bir ay içerisinde bitmiş oluyor. Ağustos'un sonunda TYT'nin bakın aşağıya indiğim zaman TYT'nin yarısının konu kısmı tamamlanmış olacak. Peki Cancağızım hocam bu kitabın soru çözümleri ne olacak? Yani içerisinde bir sürü soru çözüm testler bulunmakta. Ne olacak peki bu? Bunları da şöyle yapıyoruz. Canlı şekilde yapacağız bunları. Seninbiyolojinin.net adresimiz üzerinden gerçekleştireceğiz canlı derslerimizi. Soru çözümlerinin tamamı Seninbiyolojinin.net üzerinden olmuş olacak. YouTube üzerinden yayınlanmayacak. Bunu daha önce de bahsetmiştim zaten. Ve kitap alan arkadaşlarımız canlı şekilde katılabilecekler. Tabii canlı dersin kaydı da eğer ki PDF paketi aldıysanız yine aynı şekilde ne yapmış olacaktır? Kaydını izlemiş olabileceksiniz arkadaşlar. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Peki ne zaman başlayacak?
Süreç nasıl ilerleyecek yani? Biz ne halt edeceğiz abi? Diyen arkadaşlar olacaktı. Onu da göstereyim hemen. Birazcık daha küçülteyim şöyle. Süreç şöyle ilerleyecek. Şimdi ben 9. sınıf kitabının yani 1. kitabın konu anlatımını ne yaptım abi? Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirdim. Bu kısım bitti. Eylül ayında ben 10. sınıf kitabına başlıyorum. Yani 2. kitaba başlıyorum. Yani TYT'nin son kalan kısmına ne yapıyorum? Başlamış oluyorum. Bunun konu anlatımını ne yapıyorum? Bitiriyorum arkadaşlar. Aynı zamanda Eylül ayında canlı soru çözümleri dersine başlıyoruz. Yani 1. kitabımıza ait testlerimizi çözüyoruz. Peki onu hangisini gerçekleştireceğim? Yani Eylül ayında hangi soruları çözmüş olacağım? Ağustos ayında anlatmış olduğum konuların sorularını çözmüş olacağım. Neden peki böyle yapıyorum? Çünkü şu yüzden. Sen öncesinde bir konu anlatımını güzel bir şekilde anla, kavra. Daha sonrasında hazırlıklı bir halde canlı dersine gelebil diye bunu yapıyorum. Tamam mı? O zaman Eylül ayında hem ikinci kitabımızın konu anlatımını gerçekleştireceğiz hem de birinci kitabımızın testlerini ne yapmış olacağız? Canlı şekilde çözmüş olacağız. Kaydı da olmuş olacak tabii ki. Senin biyolojin net üzerinden yayınlanacak. Ekim ayında ne yapacağız peki? Ekim ayında ise üçüncü kitabımız çıkacak. Yani üçüncü kitabımız Eylül ayında çıkacak ama çekimlerini Ekim ayında gerçekleştireceğiz. Üçüncü kitabımız AYT olacak arkadaşlar. AYT için arkadaşlar ne yapacağız? Üçüncü kitabımızın konu anlatımını gerçekleştirmiş olacağız. Yalnız üçüncü kitabımızın sayfa sayısı kallavi boyutta olacağı için muhtemelen 200 hatta daha fazla bile olabilir arkadaşlar. Bu yüzden üçüncü kitabın konu anlatımına nerede devam edeceğiz aynı zamanda? Kasım ayında da devam etmiş olacağız. Çünkü dediğim gibi çok fazla olduğu için sayfa sayısı bu yüzden iki aya bölmüş oldum bunu. Peki Ekim ayında canlı soru çözümlerini nasıl gerçekleştireceğiz? O zaman da bakın Eylül ayında konusunu anlatmış olduğumun canlı sorularını çözmüş olacağım. Yani ne olacak o zaman? İkinci kitabımızın testlerini çözmüş olacağız. Kasım ayında da üçüncü kitabımızın Ekim ayında anlatmış olduğum konularını çözeceğim. Tamam? Ekim. Aralık'ta ne yapacağız peki? Aralık'ta ise son kitabımız yani dördüncü kitabımız olan 12. sınıf konularını içeren konuları anlatmış olacağız. Yani dördüncü kitabımıza ne yapmış olacağız? Giriş yapmış olacağız ve bitirmiş olacağız. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Peki canlı soru çözümleri ne olacak? Canlı soru çözümleri de bu kısımda anlatmış olduğum, Kasım ayında anlatmış olduğum konuları soru çözümlerini yapmış olacağım. Yani üçüncü kitabın testlerine devam etmiş olacağım. Peki hocam Ocak ayında ne olacak? Ocak ayında ise Aralık ayında anlatmış olduğum konu anlatımlarını sorularını çözeceğim. Yani dördüncü kitabımızın testlerini çözmüş olacağım. Tamam. Yani kıssadan ise şunu demeye çalışıyorum. Aralık'ta başlıyor bizim plan ve programımız. Aralık, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. Ocak sonunda finito. Yani tüm konu anlatımları, tüm soru çözümleri bitmiş oluyor. Niye peki Ocak ayında bitiriyorum? Mesela ben Mart'ta da bitirebilirdim. Bunu niye bunu yapıyorum? Deneme sınavına vaktin kalsın diye ve sorulara yani soru bankası çözmeye daha fazla vaktin kalsın diye 6 aylık bir periyotta biz işimizi bitirmiş olacağız. Sonrasında deneme sınavı çıkartırız muhtemelen diye düşünüyorum. Deneme sınavı çıkartacağız ve onların da çözümlerini gerçekleştirmiş olacağız. Ağustos ayı bu şekildeydi ve süreç bu şekildeydi. Eylül ayı programında yine Eylül ayı geldiği zaman zaten konuşmuş olacağız arkadaşlar. Yarından itibaren hem YouTube kanalımıza hem de seninbiyoloji.net sitemize arkadaşlar konu anlatım videoları yüklenmeye başlayacak. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Kendi adıma da hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız efendim.